Kundi, şu düğmeye basıp durma ya. Gel bana yardım et. Ya patron ama burası çok eğlenceli. Gel bana yardım et dedim Kundi, şimdi. Uf patron ya. O kadar dondurma arabası çaldık. Ona rağmen benim eğlenmeme izin vermiyorsun. Kundi, ben sana kaç kez diyeceğim. Biz bu arabayı birini kaçırmak için çaldık. Uf patron, biz yine niye birini çalmak zorundayız ya? İşte o kadar dondurmamız var, yiyelim. Kundi, kesinlikle olmaz. Biz bu arabayı dondurmaları yemek için çalmadık. Zengin bir ailenin kızını kaçırmak için çaldık. Anladın mı? Tamam patron, anladım. Kal birkaç tane dondurma yine de yiyemez miyim ya? Kundi, o midene sahip çıkmasını bil. Yoksa seni makasla keserim, içindeki o mideyi alır çöpe atarım. Anladın mı? Tamam, anladım. Harika. Şimdi gidip telefonuma getireceğim. Orada sana bir fotoğraf göstereceğim. Kaçıracağımız kız o. Tamam patron. Buradaki fotoğrafa iyice bak Kundi. Peki patron. Tatlı bir kızmış. Eğer başka bir kızla karıştırırsan Kundi, gerçekten seni öldürürüm. Karıştırmam patron, sen merak etme. Biz bu kızı nereden bulacağız? Herhalde araştırmamı yaptım Kundi. Kız dondurma seviyormuş. Onun için gittik, ta dondurma arabası bile çaldık. Doğru. Peki kızı nasıl kaçıracağım? Kaçıracağım değil, kaçıracağım Kundi. Çünkü sen kaçıracaksın kızı. Ne patron? Niye ben kaçırıyorum ya? Ben nasıl yapacağım? Allah aşkına Kundi, az önce ben sana demedim mi sakın karıştırma minişi diye? Sen bundan ne anladın? Ben dondurmalardan bahsediyorsun zannettim. Dondurmaları karıştırma. Kundi, sen aptal mısın? Yani kafadan geri misin? Gerçekten merak ediyorum. Ya patron, neden öyle diyorsun? Kim benim yerimde olsa aynı şeyi düşünürdü. He kesin senin gibi düşünürdü Kundi, kesin. Neyse ya, sinirlendim. Sinirlenme patron ya, sinirlenince çok çirkin oluyorsun. Kundi, bir sus yoksa geliyor vallahi bak. Okey sustum, okey. Senin yapman gereken, ben diğer minişleri oyalarken kızı kimsenin görmediği bir yanda ipleyip arabanın arkasına koymak. He, okey patron. İple beni. Okey. Beni değil Kundi, beni değil minişi. Anladın mı kızı? yardım et ya. He, okey minişi iple. Tamam, anladım patron. Hadi inşallah. Elimizi yüzümüze bulaştırmayalım da bana yeter. Bulaştırmayız, merak etme. Arabaların pencerelerini kapatıp gel hadi. İki patron, sen nasıl istersen. Ben hazırım patron, gidebiliriz. Patron, müzik açabilir miyiz? Hayır Kundi. Ya neden ama, ben açmak istiyorum, açacağım ya. Kundi, beni delirtme. Aa, burası park değil mi? Hadi butona basalım. Hayır Kundi, sakın, hayır. Bence öyle değil kanka. Aa, bak dondurma arabası. Ne? Aa evet, hadi gel gidelim. Hadi kanka. Aa, dondurmacı. Dondurma, koş. Anneciğim bak, dondurma arabası gelmiş. İstiyorsan gidip bir tane seçebilirsin. Anne, teşekkürler anne. Aa, para lazım. Al bakalım abicim. Allah'ım, sen bana sabır ver ya. Teşekkür ederim abi. Rica ederim güzelim. Ben 12 yaşındayım. Güzelim derken çirkinim diyecektim. Yani asılacağım yok 12 yaşında bir çocuğa. Gel şuraya. Kundi, sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu sefer ne yaptın patron ya? Topu çocuklara dondurma sattım. Biz bu arabayı çocuklara dondurma satalım diye almadık beyinsiz. Ne? Biz bu arabayı küçük kız kaçırmak için aldık. Ya tamam patron da biraz para kazanmayalım bu ya. Kızı kaçırdığımız an ailesi onu geri istediğinde çok daha fazla para kazanacağız, tamam mı? Aa, doğrusu da aslında patron. Çocuklar dağılalım. Allah'ım, ben bu beyinsizle ne yapacağım ya? Atsan atılmaz, satsan satılmaz ya. Of. Dondurmacı. Bugün niye hiç müşteri yok ya? Sabahtan beri dondurmacı diyorum.
O ses ne ya? Dondurma arabası mı o? O ses ne ya? İnanmıyorum, dondurma arabası mı o? Anne anne, dondurmacı gelmiş. Kardeşlerime söyle de dondurma alalım. Ye o dondurma. Dondurma, dondurma. Evet, al bakalım kızım, 5 mini kibble. Al abi. Sağ ol çocuğum. Patron bana mı diyor ya? Ben bir tane çilekli alabilir miyim? Ben de çikolatalı. Tabii ki çocuklar, tabii ki. Bu kız nerede ya? O kadar evin önüne geldik, etrafta yok. Aa, dondurma arabası gelmiş. Anne anne, dondurma arabası gelmiş anne. Bana para verir misin? Dondurma alacağım. Aa kızım, olmaz ki. Oradaki dondurmalar şimdi sağlıksızdır. Senin pahalı ve sağlıklı dondurmaları yemen lazım. İstiyorsan hadi hemen sipariş edelim, onları ye. Tamam anne. Uf, bu fare miniş nerede ya? Vallahi patron beni öldürecek. Benim müşterilerimi çaldılar. Gidip hemen hesap soracağım. Ne oldu çocuğum? Siz ne cüretle benim müşterilerimi çalıyorsunuz? Buldum seni, buldum. Neyi buldun be aptal? Sana bir soru sordum. Sesi ne kadar kalın bir kız minişe göre. Ne bakıyorsun? Benimle bir gelir misin? Ne yapıyorsun? Buraya benimle gel. Dondurmam. Hayır çocuğum, ağlama. Ben yenisini getiririm. Beceriksiz. Ne oluyor ya orada? İşte becer be Kundi. Aa, çocuğu bulmuş Kundi. Kundi sen git. Ben bakarım. Sen git. Tamam patron. Gel biz gidelim sen. Ne yapıyorsun? İyi misin sen çocuğum? Ne tatlı bir şeysin sen öyle. Bırak beni. Evet. Çocuğum bir yerinde dur ya. Seni topu topu kaçırıyoruz. Ne kaçırması be? Ben çocuk değilim. Bak vallahi doğru dürüst davran, yoksa patron seni öldürür. Ne öldürmesi be? Kaçamaz. Çocuğum sen 2 mini kıble eksik vermişsin. Ne oluyor be? Gel buraya. Sus. Ben şuraya dedim ya. Evet, gitmeye hazırız. Biz gidiyoruz çocuklar. Bırak beni. Bir yerinde durar mısın ya? Sen ne güçlü bir kızsın böyle ya. Geç şu arkaya. Elleme beni, elleme. Allah. Gitmeye hazırız Kundi. Mektubu hazırladın mı? Evet evet, hazırladım patron. Gidip getireyim. Umarım bütün parayı verirler. Getirdim patron. Heh, ben gidip kapının önüne koyarım. Sen git çocuğa bak. Tamam patron. Orada uslu uslu otur, tamam mı? Annem babam bize çok büyük para verip seni geri alacak, merak etme. Ne anne babası ya? Benim annem babam bile burada yaşamıyor. Bin kereme diyeceğim, ben kız değilim. Şşş, sakin, sakin abicim. Sizi öyle bir cezalandıracağım ki. Ama abicim sen de hiç susmuyorsun ya. Tamam anladık, kızsın diye çok konuşuyorsun ama gidip ben bir bant bulacağım ya. Ağzını kapamam lazım, bu ne böyle? Geveze. Ben kız değilim. Kundi hadi gidelim. Patron, biz bu kızı kaçırdık da kendisi çok geveze çıktı. Ne olur ağzını bantlayabilir miyiz? Bant çalmayı unutmuşum Kundi. Nereden bulayım ben sana bant? Uf ya. En azından şu gözlükleri çıkar artık patron. Sen ne be gözlüklerimden? Biliyorum o gözlükleri kimse seni tanımasın diye giydim patron, ama artık yeter. Gitti herkes zaten. Kundi sus be. Boş beyin. Hep de bana kızılıyor ya. Uf. Patron, arabayı niye buraya park ettik? Mektubu okudukları an görebilelim diye.
Tamam da patron ya bizi görürlerse? Sen ne bileceksin be akılsız. Hadi git kıza bak. Of tamam. Burası çok sıkıcı. Abicim ben geldim. Ne istiyorsun be? Aa ama abilerle hiç böyle konuşulur mu ya? Ne abisi be, ben senden büyüğüm. Bir kere ben senin yaşını biliyorum. Sen daha 8 yaşındasın. Patron bana söyledi. Ne 8'i be? Ben 49 yaşındayım. Niye yalan söylüyorsun anlamıyorum. Sonuçta seni serbest bırakmayacağız. Ben doğruları söylüyorum. Yanlış kişiyi kaçırdınız. Anlamıyor musunuz? Aptallar. Biz aptal falan değiliz. Sen kaçırılan kişisin. Bu seni aptal yapar. Senin o şişko bedeninden ben nasıl kaçayım be? Şişko değilim ben ya. Bana şişko şişko deyip durma. Tamam. Özür dilerim. Gel geri. Bırakın beni. Gitti. Oh, o şişko bedeniyle arabayı bile sallıyor. Ha? Ne zaman gideceğim buradan be? Patron, müzik açabilir miyiz? Hayır Kunde. Duyarlar bizi. Tamam ya. Ben de sessiz açarım o zaman. Dur. Kunde kapa şunu. Niye patron ya? Çok güzel müzik ya. Of Kunde, seninle uğraşamayacağım. Ha? Geldiler. Geldiler. Müziği kapat Kunde. Çıktılar. Tamam patron. Ah, posta gelmiş. Hemen okuyunuz. Acaba kimden geldi? Canım. Efendim hayatım. Bak bir posta gelmiş, hemen okuyun diyor. Allah Allah. Açalım ya, belki acil bir şeydir. Okuyorlar herhalde. Zannetmiyorum ya, kesin dolancıdır. Anne, baba. Kızım. Bunlar saatlerde bir mektubu niye okuyamadılar ya? Biz mafyayız ve kızınızı kaçırdık. Eğer saat 8'e kadar 10.000 minikibble getirmezseniz kızınıza zarar veririz. Ne? Ne kaçırılması ya? Canım haklıymışsın. Dolandırıcı bu. Para mı istiyorlarmış baba? Bir dakika. Bu o miniş değil mi? Arkadaki kız kim o zaman? Ne oldu patron? Çabuk arabadan çık Kunde, çabuk. Ne oldu patron, acil acil arabadan çıkardın? Elinin körü oldu Kunde. Arkadaki kız kim? Anlamadım. Bizim şu kaçırmamız gereken kız neden ailesiyle birlikte şu an mektubumuzu okuyor? Aa, kaçmış mı gitmiş mi? Dur Kunde. Ne oldu patron? Yanlış kızı kaçırmışsın akılsız. Yo, fotoğraftakiyle aynıydı. Belki ikizi olabilir. Çabuk arkadaki kızı getir buraya. Tamam patron. Ne oluyor ya? Hadi çık oradan. Kunde yardım et. Çık oradan. Ben size demiştim gündüzü göstereceğim diye. Hayır çık oradan. Bizim arabamız bu. Tabii çaldık ama olsun. Kaçırılma böyle değil, böyle olur. Sayenizde çok zengin olacağım. Hayır. Şansa bak ya. Şimdi ne yapacağız? Patron? Patron? Sen bu çocuğu iple sarmamış mıydın Kunde? Sarmıştım. O zaman nasıl arabamızı alıp gitti? Vallahi bilmiyorum patron. Çocuk nasıl arabayı sürüyor onu bile bilmiyorum. Kocaman adam kaçırmışsın akılsız. Ne? O yüzden mi sesi öyleydi? O kadar gücü vardı.